Ciddi paralar da almışsınız yani öyle bir, hele bir karı kocadan, yani karı kocadan aynı zamanda almışsınız o paraları. O da çok enteresan. Ya adamın kadından, kadının adamdan haberi olmamış. Ha evet Ayşegül Hanım. Benek Hanım'la Alperen Bey'den ayrı ayrı para istediğim doğrudur. Evet. Aldım. Ama zaten ikisi de bunların düzgün insanlar değiller ki. Birbirinden haberleri bile yok. Düzgün insanlar olup olmadığına siz nasıl karar verdiniz? Geçen Kadıköy'de dolaşıyordum. Alperen Bey'e rastladım ama o beni görmedi. Yanında uzun boylu sarışın bir kadın vardı. Şöyle arkasından gizli gizli baktım. Yürüdü gitti. Samimiler miydi? Neydi gördüğünüz? Tabii tabii. Samimi bir şekilde yürüyorlardı. Bana, aldatıyor yani karısını. Bana göre evet. Ha bu arada Alperen Bey gittikten sonra da Benek Hanım akşamları birileri geliyor. Biz sorduğumuzda da kuzenlerim geliyor. Yani bu sizin para almanızı haklı mı gösterecek peki? Ya değil tabii ki. Ama ben onlara... Yani ne yani? Bu insanlar birbirine şey değil. Bu insanlar birbirine yalan söylüyor. Bu insanların, onların özel hayatı sizi hiç ilgilendirmez. Yani bu sizin onlar böyle davranıyor diye siz onlardan karşılıksız para alacaksınız anlamına gelmiyor ama Salih Bey. Ayşegül Hanım, kızımı hangi okula yazdıracağım da o zaman benim hayatım. Onlar da benim özelime müdahale etmeyecekler. Peki ben merak ediyorum, siz bu para alma işine ve geri vermeme işine nasıl başladınız? 2 yıl önce 8 numarada oturan Konsolos Bey benden domates almamı söyledi. Gittim domates aldım geldim. Tam domatesi onu verdim. Tuttu bana 100 lira uzattı. Parasının üstünü çıkartıp fişini verirken kapıyı suratıma kapadı. Ve ben şok oldum. Bu insanların zaten anladım ki ufak tefek para üstüne tenezzül ediyorlar. Kaldı ki ben de para üstüne tenezzül edecek birisi değilim. Kapıyı suratıma kapatmasına gerek yoktu. Yani bizi küçük görüyorlar. Kapıcıyız diye. Hiç umursamıyorlar. Bunlar da benim hep ağrıma gidiyor. Ama size yardımcı olmuşlar. Siz bir şey talep ettiğiniz zaman geri çevirmemişler sizi. Aslında, yani bu ne için? Yani sizi sevdikleri için değil de size acıdıkları için mi bu? Ya bize tabii ki acıdıkları için. Bizi sevdikleri için değil. Sizin ne kadar çalışkan, ne kadar dürüst, iyi niyetli bir insan olduğunuzdan bahsetti Cevat Bey. Yani demek ki size güveniyorlardı, sizi seviyorlardı. Niye acıdıklarını düşünüyorsunuz? Ben aslında Cevat Bey'in söylediği gibi bir insanım ama... haliyle biz kapıcı olduğumuz için bizi küçük görüyorlar. Yani pek önemsemiyorlar. Bu yüzden de paralarını geri vermedin mi diyorsunuz o insanların? Geri vermeme değil. Aslında ben vermek istedim. Onlar kendileri istemediler. Ya hatta birkaç defa geri siz ödemek dediniz istedim. Dediniz mi yani? Ha evet ondan bahsedin. Hatta birkaç defa geri ödemek istedim. Ha ya önemli değil falan dediler. Ben de bir daha önemsemedim. Geri ödemedim. Paraları da yedim. Peki şimdi eşiniz Hacer Hanım ve Cevat Bey buradalar. Onların yanına gelmek ister misiniz? Hacer Hanım'la görüşmek isterim. Ama Cevat Bey'le görüşmek için henüz hazır değilim. Çünkü Cevat Bey'in bizim üzerimizde çok büyük emeği, eli var. Ona karşı çok mahcubum. Bravo. Yani bunu da söyleyebiliyorsanız ne mutlu diyelim, ne diyelim. Sizin için bir video hazırladı Cevat Bey. Araçta ben sizi onu izlemeye davet etsem. Videoyu izleseniz.
Ondan sonra eğer gelmeye karar verirseniz biz sizi bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Ama hayır ben gelmek istemiyorum derseniz de araç sizi dilediğiniz yere bırakacak. Tamam Ayşegül Hanım. Ben gidip bir izleyeyim videoyu. Gelsem de zaten onlar için hiçbir şey değiştirmeyecek. Onlar kararını benim için vermişlerdir. Ben yine de gidip bir izleyeyim. Kararını vermişlerdir derken sizi her türlü kabul edeceklerdir düşüncesinde misiniz? Yani. Beni her türlü kabul ederler. Buyurun. Peki teşekkür ederim. Yani hakikaten bazen insanlardaki yüz mü, astar mı bilemiyorum. Ne kadar rahat bir adam. Ne kadar rahat bir adam. Böyle bir şey olur mu ya? Hani kendi kendime diyorum ki şeyi çıkar mıyım Ayşegül, sakin diyorum kendime. Sakin ol Ayşegül. İçimden bunu diyorum. Vallahi inanın yani. Hani sakin ol, sakin. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Aldım, tamam verdim. Paraları çok. Böyle bir dünya var mı? Allah herkesin dağına göre kar veriyor yani. Öyle değil mi? Herkesin kendine göre yani. Çok olan ona göre harcar, az olan ona göre ortada. Yani böyle bir şey olur mu ya? Yani adamın kafasına bak, düşünce yapısına bak. İnanılır gibi değil yani. Neyse, gidelim bakalım bir şansım olsa masasına. Ayşegül Hanım, Salih Bey geliyor mu? Vallahi sizin hazırlamış olduğunuz videoyu izlemek üzere ben onu araca gönderdim. Gelir mi gelmez mi artık bilemiyorum. Salih'ciğim seni çok merak ediyoruz. Hanımı da merak ediyor, çocuk da merak ediyor. Ne olur artık neredeysen çık. Çok meraktayız. Eskiden biz böyle miydik? Ne güzel konuşuyorduk seninle. Ne olur dön artık. Aratma bizi. Telefonlara falan cevap vermiyorsun. Ne olur Salih dön. Tamam bu videoyu izlememize gerek yok. Beni evime götür. İster gelsin ister gelmesin. Benim onunla işim bitti. Ben Cevat Bey kadar iyi niyetli düşünemiyorum. Baştan beri öylesiniz aslında yani. Evet. Haksızsınız da diyemiyorum ben size. Hacer Hanım. Evet. Maalesef gelmiyor. Araç hareket etmiş gidiyor Salih Bey. Güvenilecek insan kalmamış. O zaman ben de gidip boşanma davası açıyorum. Kusura bakmayın. Hacer Hanım. İnsanları seviyoruz. Sevdiğimiz insanlara da güveniyoruz. Eski bir laf var ama ucuz bir laf değil. Güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Unutmayın. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.